Merhaba. Geçenki videomda sizlere Canon D'yi nasıl çalınır onu gösterdim. Çok kolay akıllar üzerinde C gibi, D, Amol gibi. Bugün devamını göstereceğim. Videoya başlayalım. Öncelikle bir C akoruna basıyoruz. Birinci telde, üçüncü telde, A telde. Sonrasında G'nin E telini boş çalıyoruz. Yani şöyle. Akoru basıyoruz. Sonrasında yine G'ye geçiyoruz. Orada mesela örneğin burada bunu çaldık geçen hafta mesela. Burada sadece olarak çalıyoruz yani. Sonra bir amol lazım. Bize amol basıyoruz. A telini boş çalıyoruz yani hepsini bir de şöyle. Sonra bir imol lazım bize. Burada G'nin B telini boş çalıyoruz. E telini yani. Sonra 3. perdede A, 2, D, G, 0 yani F'ye yine basıyoruz ama bu sefer de 3. perdede D teline basıyoruz. Sonra da 1 G, akoru boş. Burada birinci perde ve üçüncü perde basıyoruz. Sonrasında G'nin E telini boş çalıyoruz. Yani şöyle durması lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında G'ye geçiyoruz. Ben şimdi böyle basayım da sizin için kolay olsun biraz. Şöyle. B ve E teli. Sonrasında burada sadece evet D'nin G telini yan tarafa boş çalıyoruz yani. Sonra bildiğimiz geçenki şu akor değil de A mol akoruna basıyorsunuz ve A telini boş çalıyorsunuz. Yani pardon yani. Sonra geçenki çalmış olduğunuz E minor akorunu mesela örneğin. Sonunda E minor'a geçiyoruz. Sonunda bir E akoruna geçiyoruz. Burada da en üst teli boş, D teli ikinci perde, G teli boş, E teli boş olarak çalınıyor. Sonra bize bir F lazım. Geçenki yaptığımız bir F burada. Bu sefer de üçüncü perdede D teline basıyorsunuz. Komple olarak çalıyoruz böyle. Görmüş olduğunuz gibi şuraya bastığınızda. Geçen böyle yapmıştık. Pardon. Bu sefer de üçüncü perdede D telini koyun. Sonrasında İkinci ve üçüncü perde ve E teli boş olarak çalınıyor. Sonunda yine bize bir F lazım aynı şekilde. Sonunda bize bir G lazım. Burada en üst teli çalıyorsunuz. Sonunda D, G, E telini boş çalınız. Bunu G akoru olarak geçiyor. Burada bir toparlayalım. C. Evet, bunu çalışırsanız kolay bir şekilde Canon D'yi ikinci parçasını öğrenirsiniz.